bir olan biten, satıhta olan biten işler var. Bir de derinde olan biten işler var. Derinde olan biten işleri çözemezsek, satıhtaki hiçbir problemi çözemeyiz. Elde var bir, Avrupa Birliği'ne giriş sürecini yarın dondurduk. Bitti bu iş. Demezseniz hiçbir şey çözemezsiniz. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği giriş sürecinde hayatını sürdürdüğü müddetçe Avrupa Birliği'nden gelen baskılara bu süreçten kendilerine siyasi ya da ekonomik nema sağlayanların direnmesi mümkün değildi. Nasıl direnecekler? İşin tabii bir yanı bu. İşin temel yanı. Tabii daha biraz daha derine inersek, hayat tarzını, Batı'da üretilen her türlü ürünü herkesten önce almaya göre ayarlamış bir toplum dokumuz oluşmuşsa, bu toplum dokusuyla bu meseleleri nasıl çözeceksiniz? Şimdi bir başka yönü o. Yani meseleleri çok derinden kavramamız lazım. Toplumumuzda milli bilinci her anlamda yaygınlaştırmamız ve bir direnç meydana getirmemiz lazım. Şimdi Atatürk çağırıyor, Fransız Büyükelçisi'ni onu söylüyor, adam da defolup gidiyor falan ama Atatürk döneminde dış borç falan ancak Osmanlı'dan kalan dış borçlar yani. Onlar ancak ödeniyor. Dış borç yok, kredi yok. Buyruk da yok. Efendim? Buyruk almadı. Yokluk içinde. Dolayısıyla kimse yokluk içinde, harap bir toplum. Harap 15 milyon filan dövünüyoruz yani. Efendim Osmanlı'dan kalan borçlar ödeniyor. Yaşlılardan ve hanımlardan ve çocuklardan meydana gelen bir nüfus. Anadolu harap. Yani nereden alsan? Yoksul bir hayat. Ama ne diyor? Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız dedirtiyor böyle bir topluma o dönemin bilinci. Yani o dönemi yaşayanlar o dönem bir hayal gibi anlatıyorlar. Hasretle anlatıyorlar. Başka bir dönemdi. Tabii insanların zihni muhtevasında her şey başlıyor bana sorarsanız. Yani insanların zihni muhtevaları tüketim alışkanlıklarına yansıyor. O davranış kalıpları oluşturuyor. Yani önce bir onu düzeltmemiz lazım. Ve toplumda tüm bunlara hazır, bu mücadelelere hazır, her halükarda bu mücadelelerin altından kalkabilecek bir toplum oranı oluşturmamız lazım. %100 olmasına lüzum yok. Yani toplumun mesela %30'u ne yaparsanız yapın ben hazırım diyebilmeli. Ve senin arkandayım diyebilmeli. O %30 yeter. Yani ben gerekirse Namık Kemal Zeybek olarak şimdi düşündüm burada otururken benim 5 takım elbisem var. Ve aldığım bir tavsiye üzerine her gün bir başkasını giyiyorum ki parlamasın. Öyle bir şey öğrendim, yeni öğrendim. Bir satıcıdan öğrendim. Elbiselerim parlıyor ki dedi. Her gün bir tane giy dedi. Böylece dinlenir kumaş ve parlamaz dedi. Dolayısıyla 5 takım duruyor. Ama birisi bana diyecek ki Namık Kemal Zeybek parlasın ya. Bir takım yeter. Hadi 2 takım yeter sana. Yani mesela. Efendim denilecek ki birisi kalkıp diyecek ki ey millet. Nedir bu haliniz? Dünyada bugün nüfus başına düşen cep telefonu sayısında birincisin. Ne oluyor sana? Ne oluyor yani fotoğraf makineli bilmem neli cep telefonun olması olmuyor mu? 25 milyar dolar. Bir basit hesap. Yani bu hesaplar yapılmadan efendim tren yolcunu bırakmışsın, toplu ulaşım bırakmışsın. Her birimizin altında arabalar ve her bir yerlere gidiyoruz. Hem bu yaşama biçimini sürdüreceğim, hem bu tüketim alışkanlığını sürdüreceğim, hem de Amerika'ya kafa tutacağım. Tutamazsın. Niye tutamazsın? Çünkü seninle oynama başladığı anda hayat düzeyin, yani borsa diye bir şey açmışız, borsanın içine bir şöyle elini sokar, bir karıştırır, bir kısmı gerçek, bir kısmı sanal bir kriz meydana getirir. Ve bakarsın ki o kriz sonucunda hükümetler gitmiş. Bu hükümetin oy kaybetmesinin bence tek sebebi var. Gerisi biz süslüyoruz, püslüyoruz. Kriz. Yani ekonomik kriz. Ondan ötürü oy kaybettiler. Geçen 57. hükümetin gitmesinin tek sebebi var. Ekonomik kriz.
Öteki işte %1-2 filan falan. Yani şimdi gerçeği temelden başlamak lazım. Avrupa Birliği giriş sürecini derhal durdurmak lazım. Ordumuzun tedarik oranını %20'lerden %80'lere hiç olmazsa çıkarmamız lazım. Bunlar karardır yani. Bu kararda alacaksınız. Yani tedarik sistemi dışa bağımlıysa en kutsal, en mübarek ve asıl işte varlığımızı, bu coğrafyada var olmamızı sağlayan kurumun tedariki, edinimi %80'i dışa bağımlıysa nasıl biz bağımsız hareket edebileceğiz? Efendim, siyasetini bir tek tarafa bağlamışsan, bütün dünyayı düşman ilan ediyorsun, ondan sonra Suriye düşman, İran düşman, Rusya düşman. Peki bu düşmanlık denizinde ne yapacaksın? Batı'ya teslim olacaksın, boynunu bükeceksin. Bu propagandayla zihinlerimiz şartlandırılırsa bu işleri nasıl halledeceğiz? Zor mu? Yok. Zor değil. Şurada bulunanların bilinci, toplumun önemli bir kesiminin bilinci haline geldiği zaman iş başlamış demektir. Ondan sonra da iktidara, tabii ki yani sonunda siyasetten işler çözülüyor. Ama siyasetin altında böyle bir sağlam dayanağın bulunması lazım. Yani Arşimet dediği bana bir dayanak noktası verin, dünya yerinden oynatayım. Hangi dayanak noktasıyla dünya yerinden oynatacaksın? Bir dayanak noktası, bir ideolojik ilişlenme lazım. İman. Ve iman lazım. İman. Tamam, imanın tanımını da yapmak. Efendim? İman ve iman lazım. Evet, şimdi yani İşi derinden bakacak bütün bunlar çıkıyor. Ama bir yerden de başlamak lazım. Bütün bunlar yaptı nereden? İşte Saad abi yıllardan beri Avrupa Birliği konusunda, o da bence Türkiye'nin şimdi nasıl Ermeni konusunda tarihçi. Tarihçilik keyfiyetine ve tarihçilik bilgisine hiç itirazım yok. Dini bahisleri sohbet ederiz. Onlar ayrı bahisler. Ama tarihçilik keyfiyetine ne diyebiliriz? Ama bir şey var ki Ermeni konusunda bir numaraysa işte bazı konularda da Saad abimiz bir numara. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği vesaire kitaplarıyla bunu ispat ediyor. Ben bunu söylemiyorum. Evet. Dolayısıyla efendim Kıbrıs konusu. Ben bu konulara kendisini vermiş ve bu konularda bilgi birikimi ve bilinci çok ileri derecede. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği giriş sürecini yarın durdurdum diyeceksin ya. Bu Avrupa düşmanlık değil, korkmasın kimse. Tam tersine Avrupa ile ilişkileri çıkar esasına ve karşılıklı saygı esasına oturtmanın da yolu ancak bu. O zaman nasıl olur da Romana Prodi geldiği zaman yarın ben Diyarbakır'a gidiyorum deyince buyurun Diyarbakır sizin diğer bir hükümet. Ama diyor, diyemiyor, direnemiyor. Adam geliyor, Diyarbakır'a gideceğim. Ya arkadaş niye Diyarbakır? Niye Konya değil? Bak Mevla ne var orada? Git biraz insanlık öğren oradan. Hayır. Diyarbakır'a gideceğim diyor. Biz de Romana Prodi'nin Diyarbakır'a gitmesine, Ankara'dan sonra oraya gitmesine izin verdiğimiz andan itibaren iş bitiyor. Teslim bayrağını çekiyorsun. Teslim ediyorsun. Al diyorsun Türkiye'nin ikinci başşehri var. Niye? Çünkü Avrupa Birliği'ne giriş sürecini sürdürdüğün sürece bunun başka çaresi yok. Yapacaksın. Çünkü bu süreç bunu gerektiriyor. Arkasından şunu yapacaksın, bunu yapacaksın vesaire. Efendim gelişme raporlarından birisinde Ermeni soykırımı tanınmalı. Bu tanınmazsa sizi Avrupa Birliği'ne almayız diye şart var. Adamlar bunu getiriyorlar. Azınlıkları kabul edin diyorlar. Alevi azınlık, Kürt azınlık, şu azınlık sayıyorlar. Bunları azınlık olarak kabul edin diyorlar. Azınlık olarak kabul etmek demek, azınlık statüsü vermek demektir. Onun da sonuçları var yani. Kabul etmekle bir Ermeni soykırımını kabul edeverelim. Şimdi bakıyoruz basın yayınımıza. Kabul ediverelim. Ne var canım? Biz mi yaptık? Bunu Osmanlı yaptı tabii. Ama sen Osmanlı'nın devamı değil misin? Osmanlı'nın borçlarını niye ödedin? Osmanlı hukukunu ne hakla talep ediyorsun? Ya Osmanlı'dan kalan hukuktan ötürü bir şeyler istiyorsun. Bir şeyler veriyorsun. Sen Osmanlı'nın devamı. Kabul ettiğin an bitmiştir. Yani Doğu vilayetleri gitmiştir. Ne zaman? Belki 30 yıl, belki 40 ama gitmiştir. Yani dolayısıyla çözüm her şeyden önce bilinçtir.
bilinçtir, bilinç. Yani o bilinci imanla donatmaktır. Bu süreci durdurmaktır. Amerika'ya karşı sen sensin, ben de benim demektir. Bu dünya zıpırların dünyası. Akif'in dediği gibi ya. Mehmet Akif öyle diyor ya. Hak zıpırın. Zıpır kim? Hakkını, savunmasını bilen. Gerektiği zaman da biz bunu hayat kendi günlük hayatımızda da yaşadık. Seyahatlerimizde de yaşadık. Yani sen kendi hakkını savunduğun zaman efendim sana saygı gösteriyor insan. Ama sen teslim olursan sırtına iyice biniyorlar. Dolayısıyla yani ben çözümü bu genel bakış açısında ve uygulamalarda görüyorum. Ama önümüzde mübarek ve muazzam bir imkan var. Hala bitmiş değil. Fakat çok uzaklara gitti. Biraz hızlı gidersek yakalayabiliriz. Türk Cumhuriyetleri konusu ortaya çıktığı zaman, hemen onu da söyleyeyim, daha fazla uzatmayayım sözü. Türk Cumhuriyetleri konusu ortaya çıktığı zaman, 1992 yılından başlayarak, Türkiye hakkında şöyle yazılar bütün dünya basınında yer alıyor. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün bir yayını vardır. Dünyada Türkiye, dünya basınında Türkiye. Onu toplar, belli yerlere gönderir. Ben de yıllardan beri onun abonesiyim ve ona bakarım. Eskiden çok inceydi. Evet. Birdenbire 10 misli büyüdü. 92'den itibaren. 10 misli. Ve içindeki yazıların çoğu şöyle. Türkiye artık orta çaplı bir süper güç. Bütün yazıların özeti bu. Arkasına kardeşlerini almış bir Türkiye söz konusuyken biz artık Kıbrıs meselesinde Ege'deki hatlarımızda Türkiye ile nasıl baş edeceğiz diye Atina ve Lefkoşa gazetelerinde yazılar çıkardı. Yazı üstüne yazı. Ya birdenbire Allah'ın verdiği büyük bir nimet. Yanına birdenbire böyle 5 tane cumhuriyet çıkıyor. Her biri çok ciddi cumhuriyetler. Yani Azerbaycan Avrasya'nın kapısı, petrol zengini. Türkmenistan dünyanın en büyük doğma gaz, tabii gaz rezervine sahip ülkesi. Özbekistan derseniz nesini anlatayım? Kazakistan muazzam bir coğrafya, Türkiye'nin 3,5 katı ve petrol var, uranyum var. Aradığın her şey var, aramadığın her şey var. Baykonur orada duruyor. Baykonur'u bize sundu ya oradan gelen başbakan yardımcısı. Mirzatay Joldaspekov sundu ya. Aman bu işte gizli kalsın dedi. Ama şimdi gizli kalmasının ne anlamı var? Ama biz nasıl anlatacağız? Anlatamadık. 92 ve 93 yıllarında Türkiye yapması gereken her şeyi yaptı. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Mümkün olan her şeyi yaptı. Eğer o sürüp gitseydi bugün biz başka şeyleri konuşuyor olacaktık. 94'ten itibaren başımız buruldu. Tansu Hanım geldi, başbakan oldu. Tansu Hanım'da ne bu bilinç var, ne bu bilgi var. Mesela Ayvaz'dan bahsederken rahmetliden, ya bu Ayvaz'a kalsa, efendim Tanrı dağlarına gök bayrak dikmek için bütçenin yarısını verecek. Ya, onu da bildiğinden değil. Yanındaki adamlar böyle dediği için söylüyor. Yoksa ne Tanrı dağını bilir, ne gök bayrağı bilir. Ama bunu öğrenmiş ne oluyor? Türkiye, Türk dünyasının arkasını döndü ve çok garip şeyler oldu. Yani böyle masayı Ayvaz'ın anlattı rahmetlinin. Masaya elini vurup da Haydar Aliyev'e kıvırma, kıvırma, kıvırma. Kıvırma, laf bu. Ya sen kimsin, bu kim? Sen kime bunu söylüyorsun? Zaten öyle bizim politikacılarımız da, aydınlarımız da Batı'ya gittikleri zaman Bayburt gelini olurlar. Böyle el pençe divan, boyunlarını bükerler. Doğu'ya gittikleri zaman da birdenbire Trabzon kocası olurlar. Birdenbire böyle doğuya gidip sepeti hanıma verir. Arkasında da yükü ona taşıtır. En fazla söyledi sırtındaki sepetim ben olayım hamali. Bak bak bak. Yani sepeti vermiş de fedakarlığa bak hamali ben olayım. Şimdi gerçek bu yani. Son. İşte yaşadık. Sen git bir arkadaş sen Bebecan mı? Neyse. Arkadaş sen git de bir Belçika Başbakan yardımcısının değil, genel müdürün özel kalemini bir azarla bakayım. Azerbaycan efendim bakan yardımcısını azarlıyor. Ondan sonra da gülüşüyorlar Ermenilere. Bak bak bak. Toplantı salonunu almadılar işte. Ben böyle bir şey yap. Bir garip bir ruh hali bu ya. Garip bir ruh hali. Yani
O tarafa gidince siz bizim kölelerimizsiniz. Şimdi en son hadise ya. Biz dahi söylüyoruz. Efendim vay Rusya'ya gitmiş. Ya bu bir devlet başkanı. Gidecek. Elbette gidecek. Rusya'da gidecek, İran'a da gidecek, Amerika'da gidecek, Çin'e de gidecek. Elbette gidecek. Ne var bunda? Efendim tabii bizim basında işi böyle hepimizi etkileyecek şekilde abartıyor. Sanki bu işi kasten planlamış. Yok efendim ya planlanmış iş. Ya o adamı savunduğumdan falan değil. Babası bambaşka bir adamdı. Bu bambaşka bir adam. Bu iş adamı. Babası devlet adamıydı. Bu da ayrı bir mesele. Türkiye'nin şanssızlığı. Orada da bazı değişmeler tabii iyi değil. Yani bir Nur Sultan Nazarbay'a başka bir adamdı. Bir Haydar Ali'ye başka bir adamdı. Elçi Bey o bizim abimiz. Onu geçelim yani. O bizim canımız başımızın tacı. O başka bir adamdı. Ama Haydar Ali'ye de bir devlet adamıydı. Şimdi yok. Orada da değişmeler var. Dolayısıyla artık orada herkes başının çaresine bakmakla meşgul. Türkiye'nin ilişkileri sıradan. Yani diğer ülkelerle ne kadarsa o coğrafyayla da o kadar. Bir şeyler oluyor. Böyle işlerin tamamını da yok saymayalım. Yani bizim girişimci ruhumuz, o büyük meziyetimiz, yani Türk halkının, gençlerimizin, insanlarımızın girişimci ruhu oralara bir girdi, altın üstüne getiriyor tabii o tarafın işi. O taraf ayrı. Yani onu da yok saymayalım. Yani iş adamlarımız, bilmem nelerimiz filan, müthiş bir güç bu. Varız yani, yok değiliz oralarda. Millet olarak varız. Ama devlet olarak sıradanlaştık. Dolayısıyla derhal kestirme, son, çok söylenecek söz var ama saatlere bakıyorsunuz haklı olarak. Son şunu söyleyeyim, bir defa en başta, hani bir yerden başlamak lazım. Avrupa Birliği süreci bitti, Türk Birliği süreci başladı. Türkiye bir defa bunu bekliyor. Yapsın bakalım ya yeniden. Bak öyle ne bir, oluyor ondan sonra? Öyle bir muhalefet yok, hükümet yok. Hayır muhalefet de yok, böyle muhalefet. Bir sözü. Şu bizim topluluklarımızın dışında konuşan da yok, gündeme de getiren de yok. Ya buradan başla, arkası gelir. Çünkü iman için de bir hedef lazım. Yani iman nedir? Cennete gideceğim. Daha derine Allah'a kavuşacağım. Ya imanın da bir hedefi var. Yani yüksek bilinç sahipleri için Allah'a ulaşacağım. Biraz daha alt bilinç sahipleri için de cennete gidip orada rahat yaşayacağım. Tamam bir hedef o da. Ebedi olarak rahat yaşayacağım. Yani bir şey lazımdır. Hedef lazım. Hedef ne? Hedef işte. Türk Birliği'ni kuracaksın ve ondan sonra o Türk Birliği içinde kendine yeni bir alan meydana getireceksin. Daha söylenecek söz yok. Herkes söyler benim bu söylediklerimi. Ama sen bana söyletiyorsunuz. Evet, başka soru herhalde yok. Bir cümle söyleyeceğim de ben. Evet. Bununla bağlantılı tamam, bir cümle. Sayın Bakanımızın söylediklerini hepsine katılıyorum. Bir ek yapmak istiyorum. Şöyle bir düşüncem benim şöyle. Hep eskiden beri de düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu işleri çok ciddiye alıyor. Parlamento kararlarını. Bence hiç bu konuyu gazetelere bile yazmayacaksınız. Parlamento tepki göstermeyecek. Onlar karar alacak. Sesimizi hiç çıkarmayacak. Hatta güleceğiz yani açıkçası. Şimdi özgüvenle bunu yaptığımız takdirde adam karar alsa ne yazar ki? Yani hukuki bir geçerliliği yok. Hiçbir hükmü yok bunun. Aslında bizim böyle davranışımız onları vazgeçirir bu işten. Ben ona inanıyorum. Zaten mesela Amerika'da 48 eyalet bu kararı almış. Ne yazıyor? Hiçbir şey olmaz. Önemli olan eğer beni buna zorlamaya kalkışsa gidin mahkemeye kardeşim derim. Bu kadar basit. Yani ben ciddiye alınmaması taraftarıyım bunu. Parlamento kararlarına hatta hiç tepki vermeden gülüp geçmek lazım böyle. Yani beyan bile vermeyeceksiniz buna. Ben böyle düşünüyorum. Parlamento kararlarıyla ilgili olarak hiç ciddiye almayacaksınız. Çalışmanızı yapacaksınız, meseleyi bitireceksiniz. Kendi kamuoyunuzda çalışacaksınız. Onları bir konu hakkında bilgilendireceksiniz. Hiç böyle bir şeye girmeyeceksiniz. O takdirde ben eminim bu kazanılır. İkincisi, sınır kapılarının açılması meselesi. Tamam, hükümet bunun şeyden itibaren görüşüyor. 2008 yılının Şubat'ından itibaren görüşüyorlar. Böyle bir gizli olarak görüşmeler var. Hatta görevden alınma sürecim de bununla bağlantılı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Diyelim ki bu görüşmeler yapıldı. Şöyle veya böyle ne karar alındığını kimse bilmiyor. Ama Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın bu konuda açıklama yapması ve sınır kapılarının açılacağını bildirmesi, bakın bunun altında ben başka bir şey arıyorum. Farklı düşünüyorum bu konuda.
Normalde eğer Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda anlaşmış olsalardı, yani bir nihai sonuca varmış olsalardı, bu konuyu onlardan önce bizimkiler açıklardı. Ermenistan'ın açıklamasının hiçbir anlamı yok. Hayır, şu açıdan diyorum. Eğer bunlar açıklıyorsa, bilin ki Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasını başlatacak önemli bir açıklamadır bu. Ve etkili olmuştur ve ara açılıyor. Ha, şunu da işittik. Azerbaycan istihbaratı bu konuyla ilgili bir takım, daha doğrusu Rusya istihbaratı bu konuyla ilgili bir takım bilgiler elde etmiş ve bu bilgileri Aliyev aktarmak suretiyle bu konuda açıklama yapılmış olduğu da söyleniyor. Şimdi onu bilemem. Tabii dediğim gibi ben siyasetçi değilim. Siyasetin içinde yetişmiş bir sürü insan var burada. Davulun sesi uzaktan hoş gelir veya bekara karı boşamak kolay gelirmiş derler. Ben siyasetçi olmadığım için, iç yapısını bilmediğim için belki çok rahat böyle konuşuyorum. İşte hiç kale almayalım falan diyorum ama benim düşüncem böyle. Alınmadığı takdirde, ciddiye alınmadığı takdirde de hiçbir etkisi kalmayacaklar. Bir sürü uğraşmaya da çalışmayacaklar. Nasıl olsa ciddiye almıyorum diye. Böyle düşünüyorum.